Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Evet. Şimdi izleyicilerimiz merak ettikleri için katarakt tedavisi gören ya da görme aşamasında bilgilenmek için bizleri izleyen izleyicilerimiz. Evet. Diyorlar ki ilaçla tedavisi var mıdır? Ben hemen cerrahi müdahale olmak istemiyorum. Evet. Ya da cerrahi aşamalarda nelere dikkat etmemiz gerekir ki tedavi aşamalarında tercih hakkımız olsun? Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim, maalesef katarakt hastalığının herhangi bir ilaç tedavisi günümüz için günümüzde yok. Daha önceki dönemlerde kataraktı geciktirmek adına bir takım ilaçlar denenmiş, bir takım vitaminler denenmiş olmakla beraber bunların hiçbirisinin kataraktın ilerlemesini engellemediği ortaya çıkmıştır. Günümüzde yerleşmiş bir kataraktın tek bir tedavisi vardır, o da cerrahidir, yani ameliyattır. Başka türlü bunun geçmesi ya da geciktirilmesi mümkün değildir. Ancak şöyle bir durum var. Katarakt başladığı zaman, yani her kataraktı başlayan hasta hemen ameliyat hastası değildir. Kataraktın da görme anlamında bir takım aşamaları var. Şimdi burada şunu belirtelim. Kataraktta gözümüzün görmesinin iki temel parametresi var. Bir, mesafe görme diye izah edebileceğimiz görme keskinliği. Bir de görme kalitesi ya da görme netliği diye izah edebileceğimiz kontrast duyarlılık adını verdiğimiz. Nasıl televizyonun kontrast ayarını yaptığımız zaman netlik ayarı daha güzel, daha berrak görürüz. Gözümüzün de netlik ayarı, kontrast ayarı iyi olduğu zaman daha net görürüz. Şimdi kimi hastada katarakt geliştiği zaman görme mesafesi daha hızlı düşer. Kimi hastada ise görme mesafesi henüz çok fazla bozulmamasına rağmen kontrast duyarlılık dediğimiz, işte bu bulanık, sisli, dumanlı görme diye hastaların ifade ettiği durum meydana gelir. O nedenle hastaların klinik durumuna göre biz hastaya belli aşamalarda cerrahi önerebilmekteyiz. Ama her katarakt hastası hemen kataraktım var, hemen ameliyat edelim demiyoruz. Bir kısım hastaya çok erken aşamalarda gözlük verip, bir süre gözlükle takip edip, kataraktın ilerleme hızı gözlenip, hastanın çok büyük şikayetleri yoksa katarakt ameliyatı bir miktar geciktirilebiliyor. Ama belli bir aşamaya, görmenin belli bir değerin altına düştüğü hastaya da süreci uzatmanın pratik olarak hastaya hiçbir faydası olmayacağı gibi ameliyatı geciktirmenin de ameliyatta bir takım komplikasyonlara yol açma riski ortaya çıkabilir. O nedenle bu hasta ve hekim arasında birebir iletişimle karar verilecek ve uygun zamanda, o hasta için uygun olan zamanda ameliyatının gerçekleştirileceği bir süreçtir. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.